Güne Bakış'tan tekrar merhaba. Ekrandaki son dakika gelişmesine ilişkin hemen bir bağlantımız var. MK Ankara Kulübü Başkanı Faruk Koca bir berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Mutlu Meler'e yumruk attı. Meler yerde tekmelendi ve ardından kısa süre önce tutuklandıkları haberi geldi Faruk Koca ile birlikte. 3 kişinin ve Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te. Habertürk TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakır telefon hattının diğer ucunda. İfade nerede neler söylendiğini öğrenelim Fevzi. Evet, Fevzi Çakır'a döneceğiz. Bağlantıda ufak bir kopukluk var. Amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti demiş Faruk Koca. Sözlü tepki göstermekti, tokat attım demiş. Az önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ekranın solunda da görüyorsunuz açıklamasını verdi. Kırık oluşturacak şekilde yaralamak ifadesi var bu tutuklamayla ilgili yaptığı açıklamada. Birazdan hastaneden de bilgi alacağız. Yumruğun geldiği yerde bir çatlak oluştuğu yönünde bir ön bilgi var. Onu da soracağız. Faruk Koca diyor ki amacım sözlü tepki vermekti ama tokat attım. İlk kez Türkiye'de böyle bir şey oldu. Taraftarların ne yazık ki üzücü olaylar gördük biz futbolda. Hiç futbola yakışmayacak saldırılar. Bu kez bir kulüp başkanı tarafından bizzat maçı yöneten hakeme sahada yumruk atıldı. Ardından da hakem Halil Umut Meler yerde birkaç kişi tarafından tekmelendi. Gözünün nasıl şiştiğini görüyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu gece olağanüstü toplandı. Tüm lig maçları süresiz olarak ertelendi. Bu olağanüstü durum nedeniyle. Fevzi Çakır'a şimdi kulak verelim. Fevzi Çakır. Evet, oldukça önemli bir gelişme maalesef. Türk sporu dün gece tatsız bir hadise yaşandı. Tüm tepkiler de aslında bu noktada odaklandı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği tutuklama az önce gerçekleşti. Ankara Gücü Başkanı, Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ile birlikte iki isim tutuklandı. Maalesef dün Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçında istenmeyen hadiseler yaşanmıştı. Faruk Koca da maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yerdeyken de Halil Umut Meler kulüp yöneticileri kendisine tekmeyle saldırılarını sürdürmüştü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Tüm siyasilerden tepkiler geldi. Savcılığın talimatıyla Koca'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler test edilerek gözaltına alındı. Sabah saatlerinde de hemen Ankara Batı Batı Savcılığında şüphelilerin ifadeleri alındı. Peki ifadesinde Faruk Koca ne dedi? Habertürk farkıyla bu ifadeyi hemen izleyicilerimize duyuralım. Savunmasında Faruk Koca üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti. Ben bu konuyla ilgili olarak savcılıkta ve kollukta ifade verdim dedi. Bu ifadeleri aynen tekrar ettiğini ifade etti. Üzerine atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmediğini dile getirdi. Peki saldırıyı hangi şartlarda gerçekleştirdi? Neden böyle bir saldırı yaptı? Buna dair de değerlendirmelerde bulundu. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı dedi Faruk Koca. Aslında hafif bir şekilde hakeme dokunduğunu, tokat attığını, yumruk atmadığını öne sürdü. Hakemin de bir süre sonra kendini yere attığını dile getirdi. İddia etti Faruk Koca. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığımın bulunması sebebiyle beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır ifadelerini kullandı. Bu anlamda Faruk Koca, Ankara Spor Kulübü, Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ifadesinde bir kez daha tekrarlayalım. Suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi. Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olayın geliştiğini öne sürdü. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti dedi. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez dedi. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye
saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır ifadelerini kullandı Faruk Koca. Serap Belek, önemli bir ayrıntıyı da paylaşalım. Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. Bu kapsamda maçın hakemlerinin ifadelerine de başvuruldu. Maçın hakemleri de Faruk Koca ve Ankara Gücü yönetiminin kendilerine yönelik bazı ifadeler kullandıklarını ifade ettiler ve Başkan Koca'nın sizi bitireceğim ifadesini bu anlamda ifadelerinde dile getirdiler. Bu husus da sorgu sırasında Faruk Koca'ya soruldu. Ancak Faruk Koca bu iddiayı reddetti. Herhangi bir şekilde böyle bir ifade kullanmadım dedi. Ancak hakemler ısrarlı bir şekilde kendilerine yönelik Faruk Koca'nın bu ifadeyi kullandığını dile getirdiler. Bir kez daha ifade edelim. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ile birlikte iki şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri halen devam ediyor. Bu kapsamda Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk aracılığıyla kamuoyuna bir kez daha ifade edelim. Olayı esasında yumruk hadisesi olarak dile getirmedi Faruk Koca. Üzerine atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Hakemin verdiği yanlış kararları gösterip yüzüne tükürmek istedim. Tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım dolayısıyla beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim ifadelerini kullandı. Burada ifadesinde dikkat çekmem gereken bir husus var. Bunu neden söylediğini de değerlendireyim. Soruşturma kaynaklarından edindiğim bilgi doğrultusunda bunu söyleyebilirim. Benim yumruğum ya da işte yumruk ifadesini kullanmıyor. Tokadım kırağa sebebiyet vermez diyor ifadesinde. Bunu neden söylüyor? Halil Umut Meler'in muayenesinin sırasında tespit edilen bir durum var. Göz altında bir kırık oluşmuş Serap Belet. Evet. Oldukça önemli. Göz altında bir kırık var bu darbe sebebiyle. Bu nedenle esasında tutuklama işlemi gerçekleştirildi. İşte Faruk Koca benim tokatım bu kırığa neden olmaz diyor. Bu nedenle bu şekilde savunma yapıyor. Ancak tespit edilen net bir gerçek var. Halil Umut Meler'e vurulan yumruk sonrası yüzünde, gözünün hemen altında bir kırık oluşmuş. Evet, Adalet Bakanı'nın açıklamasında da bu vurgu var. Ekranda da duran açıklamada. Habertürk TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakır, çok teşekkürler. Faruk Koca'nın ifadesi ilk kez Habertürk'te. Fevzi Çakır detaylıca anlattı.